Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe EkoTürk ortak yayınından herkese iyi akşamlar. Türk-Amerikan ilişkilerinde tarihi bir gün. Şu anda Beyaz Saray'da iki başkan ve heyetler arası görüşmelerin artık sonuna gelinmiş durumda. İki başkanın baş başa yaptıkları görüşmenin 75 dakika sürdüğü gelen haberler arasında çeşitli başlıklar ortaya çıkıyor. Biz de VOA Türkçe olarak sizlere açıklama yapılmadan önce, açıklama yapılıncaya kadar bu gündemi, Beyaz Saray'da ele alınan konuları, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelinen son noktayı aktaracağız. Konuklarımız var. TÜSİAD'ın Washington temsilcisi Barış Ornarlı stüdyo konuğumuz. Aynı zamanda Begüm Dönmez Ersöz de stüdyomuzda bizlerle birlikte. İki ülkenin ele alacağı başlıkları hep beraber değerlendireceğiz ama hemen olayın yaşandığı merkeze, Mehmet Toroğlu'na gidelim. Şu anda neler yaşanıyor Beyaz Saray'da, onu öğrenelim. Mehmet. Evet, iki lider Türkiye saatiyle işte 8-20-10 civarından beri görüşüyorlar. Önce baş başa bir görüşme oldu. 1 saat 15 dakika civarında sürdü. Daha sonra da heyetler arası görüşmeye geçildi. Öğle yemeği formatında heyetler arası bir araya gelindi. Daha sonra da bir grup Cumhuriyetçi Senatörü Trump Erdoğan'la görüşmeye davet etti. İşte bu küçük bir grup senatörle bir toplantı yapıldı. Bu tabii çok olağan bir uygulama değil. Bir Amerikan başkanının yabancı bir liderle görüşme sırasında kongre üyelerini çağırması. Bu bir anlamda aslında dün Beyaz Saray'da bir briefing de verilmişti. İşte Trump'ın Erdoğan'la diyaloğa özellikle önem verdiği, bu sorunların artık, bu gerilimin artık hani aşılması, sorunların çözüm yoluna sokulması ve bu konuda inisiyatif almak istediği ve özellikle de çağrılan isimlere baktığımızda Türkiye'ye ya işte yaptırım paketi hazırlanmasında rolü olan, imzası olan ya da işte Türkiye'yi ağır eleştiren isimler olduğunu görüyoruz. İşte Lindsey Graham, Cumhuriyetçi Senatör, Jim Risch yaptırım paketini hazırlayan isimlerden biri, Senatoluk İlişkiler Komisyonu Başkanı, Rick Scott gibi isimler var burada. Dolayısıyla Trump'ın bir anlamda tabii kongreden baskısı da altında. Temsilciler Meclisi'nden zaten bir yaptırım paketi geçmişti. Şimdi Senato'da iki tasarı hazırlandı, bekletiliyor. Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell bir takım bu konuda biraz daha temkinli açıklamalar yapmıştı. Yani hani Türkiye'yi Rusya'nın kucağına atmayalım. Hani bu kadar yaptırım paketlerini, bu kadar çok üzerine gidersek Türkiye'nin hani Rusya'ya kayması kayar. Sonuçta Türkiye önemli müttefikimiz, kaybetmememiz lazım şeklinde açıklamalarla böyle şu anda tasarı bekletiyor. Ama bu tabii ki yine de Trump'ın baskı altında olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşte bir anlamda da bu hem bir anlamda bir ara bulucu, böyle bir ara bulmak anlamında yorumlanan bir girişimle işte senatör, Cumhuriyetçi senatörlerle Trump'ı bir araya getirdi. Tabii farklı yorumlayanlar da var bu durumu. Senato İlişkiler Komisyonu üyesi Demokrat Chris Murphy ise Trump'ın Cumhuriyetçi senatörleri davet etmesinin kendisi işte sert davranmadan bakın Erdoğan'a karşı serttim mesajını vermek için böyle bir amaç taşıdığını savundu. Yani Erdoğan bir süre eleştirilere, hafif eleştirilere katlanacak, sonra da Trump'dan ne istiyorsa almaya devam edecek şeklinde konuştu. Ve tabii diğer kongre üyelerinden de yine sert açıklamalar, işte daveti geri çekmesi yönde işte mektup yazılmıştı öncesinde. Yine bugün yeni tasarı sunmuştu insan hakları ile ilgili. Aleyhte açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir de çok kısa aktaralım. Görüşmenin başında, ikili görüşmenin başında Trump bazı açıklamalar yaptı. Kısa bir soru cevap bölümü oldu. Suriye'de ateşkesin çok iyi işlediğini söyledi. Erdoğan'a teşekkür etti. Kürtlerle de temas halindeyiz. Kürtler de memnun görünüyor dedi. Amerika'nın Suriye'de petrolü güven altına almak için bir miktar asker bıraktığını söyledi. Petrolü muhafaza ediyoruz dedi. Erdoğan'la çok iyi arkadaşız. Uzun zamandır böyleyiz ifadesini kullandı. Türkiye'nin işte sorunlarını anladığını söyledi. Ticaret anlaşması, S-400, F-35 gibi konuları görüşeceklerini söyledi. Ve işte tüm zaten özellikle görüşmenin özellikle S-400 ve Suriye konusuna odaklandığını söyleyebiliriz. Türkiye Suriye konusundaki hassasiyetlerini, işte YPG, PYD'nin Kürtleri temsil etmedi. Yani Kürtlerle bir sorun olmadığını ama YPG'ye karşı olduklarını, bu Türkiye'nin mesajlarını, hassasiyetlerini aktarması bekleniyor. YPG'nin işte çekilmediğini hala ve bu anlaşmanın, mutabakanın uygulanması gerektiğini, bunun önemini vurgulayacak. Amerikan tarafı da S-400 konusunda özellikle hassas. İşte S-400'lerin aktive edilmemesi karşılığında bir yaptırımların kaldırılması ve ticaret anlaşması önünde engellerin kaldırılması, yeşil ışık yakılması şeklinde bir paket sunacağı belirtiliyor Trump'ın. Şimdi birazdan basın toplantısı başlıyor. Orada bütün bu detaylar, görüşmeden çıkan neticeleri zaten hep birlikte izleyeceğiz.
Mehmet Toroğlu'na teşekkür ediyoruz. Yine bağlantımız onunla olacak. Hemen son bilgileri, son yeni bilgiler var. Onları da Begüm'e soralım. Begüm, yeni bilgiler var galiba. Evet, bir yandan da içerideki senatörlerle görüşmeyi takip eden Amerikalı gazetecilerin yazdıklarına bakıyorum Twitter'da. Şimdi hala devam ediyor mu bilmiyorum ama senatörlerle Trump Erdoğan'ın görüşmesinde bir takım canlı yayınlanan açıklamalar var. Hemen verilen bir mesajlara bakalım. F-35 ve S-400 konusunda Trump bir çözüm bulacağımızı umuyorum, bekliyorum dedi. Tabii enteresan bir şey, senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soruyor, Erdoğan yanıtlıyor. En şey mesajlardan bir tanesi de Senatör Ted Cruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diyor ki Kürtler ortak düşmanın yenilgiye uğratılması için Amerika ile çalışmak adına çok çaba sarf ettiler diyerek Türkiye'nin Suriye operasyonuna atıfta bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki sizin hani Kürt olduğunu iddia ettiğiniz, söylediğiniz kişiler aslında işte YPG'li teröristler, yani Kürtlerle teröristler arasında bir ayrım gözetmek gerektiği mesajını veriyor. Bir de Trump'ın özellikle Suriyeli mülteciler konusunda yapmış olduğu bir açıklamayı görüyorum. Türkiye'de şu anda 4 milyon Suriyeli mülteci var. Avrupa bu konuyla ilgili daha fazla sorumluluk almalı. Umarım Avrupa gereken şeyi yapar şeklinde de Trump'tan gene Türkiye'nin Suriye tezlerine ilişkin sıcak mesajlar gelmeye devam ediyor dedirtebilecek türden açıklamalar. Ama görünen o ki S-400 ve F-35 konusunda herhangi bir ilerleme sağlandığı işaretini almıyoruz şu ana kadar. Bakalım ortak açıklamada neler çıkacak. Hemen Barış Ornarlı'ya soralım. TÜSİAD Washington temsilcisi. Hoş geldin. Şunu sormak istiyorum. Yıllardır buradasınız. Bu görüşmenin diğer görüşmelerden farkı ne sizce? Bir kere gündem açısından çok zorlu bir gündem var. Neticede Türk-Amerikan ilişkileri hiç bu kadar kötü bir noktaya gelmedi. Dolayısıyla bundan çıkış yolu aranıyor. İşin enteresanı olağan dışı bir toplantı şekli bu. İşte Amerikalı senatörler geliyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soruyorlar. Onları tatmin eder ölçekte yanıtlar bulunabilirse veya bir uzlaşma olduğu intibası yaratılabilirse şu anda en kritik konulardan biri olan bu yaptırımların frenlenebilmesi gündeme gelmiş olacak. Dolayısıyla olağan dışı bir görüşme oluyor. Bir açıdan da kritik, çünkü Türk-Amerikan ilişkileri hiç bu kadar kötü bir noktaya gelmemişti. Bundan çıkış sağlanabilirse yani başarılı olur. Yani şimdi Begüm'ün dediği senatörler soru soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevaplıyor, Trump da izliyor. Trump ara buluculuk yapıyor o zaman burada. Trump bir açıdan kendisini nitekim çok büyük bir müzakereci, iş adamı olarak gördüğü için onun profiline uygun bir görüşme stili aslında, ama Amerikan ve Türk devlet geleneklerinde belki de daha görülmemiş olan bir şey. Ancak bu iddianın neticesinde başarılı olursa, yani bir uzlaşma intibası yaratılır, bu senatörlerin tepkisi yumuşatılabilirse bu tür girişimlerin neticesinde verimli olmuş olur, isabetli olmuş olur bu ilişkiler açısından. Bu verimli olma şartı herhalde S-400'lerin aktive edilmemesi. Türkiye'nin şu andaki Rusya ile ilişkisini göz önüne alacak olursak Türkiye bunu göze alabilir mi? İşte onu bilemeyeceğim. Yani S-400 konusu Amerikan tarafı açısından en kritik konu. Ve S-400 konusunda bir uzlaşma sağlanması şu açıdan da önemli. Unutmayın, geçen yaz yaptırımların uygulanmaması konusunda Başkan Trump senatörlerden biraz zaman talep etmişti. Bu zaman verilmesi sayesinde kendisinin bir uzlaşma sağlayabileceğini iddia ediyordu. Aslında bunu şimdi canlı olarak izliyoruz. Eğer bunu başarabilirse hakikaten Başkan Trump'a bir zafer elde etmiş olunur. Artı yaptırımlara karşı olan ve Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini öne çıkaran kesimlere de biraz malzeme verilmiş olur. Bakınız, Türkiye ne kadar önemli bir müttefik gibi. Ha, bu olabilir mi, olamaz mı, gerçekçi mi, değil mi bilmiyorum. Ama Amerikan tarafının önceliği S-400'ler bağlamında. Türkiye'nin önceliği ise YPG'ye desteğin kesilmesi, ABD ile varılan bu mutabakatın sağlanması ve YPG'nin bölgeden çıkarılması. Bu iki konuda mesafe alınırsa diğer bütün konularda da bir rahatlama olacağı kesin. Okey. Begüm'den çok rejiyle bir taraftan konuşuyorum, kusura bakmayın. Begüm'de son bilgiler varsa hemen alalım onu. Aslında Türkiye'nin anlatmaya çalıştığı bu görüşmelerde konulardan bir tanesi de
Amerika-YPG işbirliği ve mazlum Kobani meselesi. Evet. Başkan Trump'ın daha önce birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği YPG komutanı mazlum Kobani. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a gelmeden önce yaptığı basın toplantısında demişti ki biz bu ismin Türkiye'deki hangi terör saldırılarından sorumlu olduğuna ilişkin bilgileri, belgeleri Washington'la paylaşacağız, dosya sunacağız demişti. Şimdi biraz önce senatörlerle yapılan görüşmede Ferhat Abdüşahin, yani Mazlum Kobani'nin bir diğer ismi, bu kişi APO denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bir yandan şöyle bir tezat oluşmuştu. Yani Trump bir yandan Türkiye'nin YPG konusundaki hassasiyetini ve işte tepkilerini değerlendirirken, işte bu mesele Obama döneminde başladı ama Kürtler de melek değil, işte böyle bir terör örgütü uzantısıyla işbirliğine gidildi o dönem diyor. Fakat bir yandan da Mazlum Kobani'yi de öne çıkaran, özellikle IŞİD lideri Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonda Kürtlerin sağlam bir takım istihbarat paylaşımları olmuştu Amerikalılarla. Dolayısıyla evet, Trump bir yandan böyle bir şey söylüyor, Türkiye'nin tezlerine destek verircesine, ama diğer yandan Mazlum Kobani konusunda da bu tarz açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Mazlum Kobani'yi gündeme getirmesi senatörlerle yapılan görüşmede de önemli. Evet, önemli konuların altını çizdi Begüm Dönmez Ersöz. İki ülkenin bu toplantılarda ortaya koydukları gerçeklerde farklılıklar var birbirlerine göre. Şimdi yine Beyaz Saray'a gidelim. Beyaz Saray civarında diğer ekibimiz bekliyor. Biliyorsunuz bu görüşmenin olacağının açıklanmasından sonra sosyal medyada birçok organizasyonların olacağı ve Trump Erdoğan görüşmesinin protesto edileceği söylenmişti. Tam da Lafayette Park'ta, Beyaz Saray'ın önündeki parkta Mehtap Çolak Yılmaz bizi bekliyor sabah saatlerinden itibaren. Mehtap, hareketli anlar da yaşandı herhalde. Nelerdir detaylar? Evet, kontrol altına alındı Serdar. Yaklaşık 1 saat 15 dakika önce tam bulunduğum bu noktada bu atlı polis birlikleri yoktu. Nedeni de sakin bir protesto gösterisiydi. Hatta daha önceki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretlerinde bu kadar polis varlığı görmüyorduk. 2007'deki olaylardan sonra bu varlık arttı. Şimdi bu atlı polislerin meydana çıkmasının nedeni, tam olayı görüntülerinden de az önce kameraman arkadaşım Celal Çevirgen'in de çektiği görüntülerden konfirme ettiğimiz üzere bir büyükelçilik çalışanı burada protestoların olduğu noktada yürüyor ve onu tanıyan protestocu gruptan bir kişinin sözlü saldırısına maruz kalıyor. İsmi açıklanmayan bir büyükelçilik çalışanı bu kişi ve orada bir arbede yaşandı. Polis ekipleri, burada bir protestoculardan biri bu arada rahatsızlandı, sağlık görevlileri onu ambulansa götürüyor. Bu arkandaki olaydı. Bu ciddi bir şey değil ama sadece sağlık görevlileri müdahale etti. Şimdi protestolara dönecek olursak, dediğim gibi o sözlü saldırının, atışmanın ardından polis ekipleri hemen o kişiyi buradan uzaklaştırdılar. Ama tabii atlı polisler devreye girdi. Hatta atlı polisler atlarını protestocuların üzerine sürerek bayağı da korkutucu anlar yaşandı denebilir burada. Ondan sonra bütün bu parkın her yerinde dolaşan protestocuların sadece bir noktada durmasına izin verildi. An itibarıyla heyetler arası görüşme sürüyor Beyaz Saray'da, biliyorsun. Tam önünde bulunuyor Kürt grupların protestoları da. Ama ondan sonra kontrol altına alındığını gördük. Özel birliklerin, gizli servis, biliyorsunuz Beyaz Saray'ın güvenliğinden, korunmasından sorumlu polis ekipleri, gizli servis polislerinin yoğun bir şekilde ön tarafta yer aldığını biliyoruz. Bisikletli polisler, atlı polisler burayı çepeçevre aldılar. Bulunduğumuz noktada da trafik akışı kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelinin çevresini de biliyorsunuz, orası da yine kar küreme araçlarını park etme şeklinde bir güvenlik sağlanmış. Oraya da trafik kesilmişti. Yani Erdoğan buradan yaklaşık bir yarım saat içinde Beyaz Saray'dan ayrılması bekleniyor. O zamana kadar halktan herhangi bir grupla karşı karşıya gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Washington polisi yoğun güvenlik önlemleri var. Protestolar sürüyor, dediğim gibi. Ama durumda herhangi bir gerginlik, az önce yaşadığımız olay dışında bir olay yok. Ama Erdoğan'ın bulunduğu her noktaya protestocuların gitmeyeceği anlamına gelmiyor bu.
her yere gitmeyi planlıyorlar. Türkiye karşıtı sloganlar da atılmaya devam ediliyor. Şu anda polislerin buradan ayrıldığını görüyorum ama herhangi bir şey yok yani, bir şey müdahale Mehtap, herhalde. Sesim geliyor mu? Herhalde geliyor. Protestolar beklendiği gibi öyle büyük bir protesto gösterisine dönüşmedi. Yani sayı daha önce bildirilen, o sosyal medyada organize oldukları bildirilen kadar kalabalık bir sayı yok. Atlara dikkat ediyorum bu arada, kusura bakma, az önce korktuk baya. Çok değil, şöyle söyleyeyim, yani yaklaşık 200-250 protestocu var diyebilirim Beyaz Saray önünde. Sadece Kürt gruplardan oluşmuyor. Ermeni diasporasının üyeleri de var. Hatta Yunanistan bayrağı da gördük. Böyle kalabalık bir diaspora gruplarının protestosu devam ediyor Beyaz Saray önünde. Mehtap Çolak Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz, iki ekibimiz vardı. Hem Mehmet Toroğlu hem Mehtap Çolak Yılmaz iki gündür Beyaz Saray'dan yayın yaptı. Barış Ornarlı da konuğumuz oldu. EkoTürk'ten yayınladığımız, VOA Türkçe servis olarak hazırladığımız bu yayının burada sonuna geliyoruz. Ama biz yayınımıza devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz devam ediyoruz tabii. Şimdi Türk-Amerikan ekonomik ilişkileri dediğimizde yine siz bu ilişkilerin içindesiniz TÜSİAD olarak. Şu anda nerede Türk-Amerikan ilişkileri ekonomik açısından? Çok büyük bir hamle yapılmak istendi. Önce 25 milyar dolar, ondan sonra 100 milyar dolarlık bir hedef kondu. Şu andaki durumu nasıl? Önce onu bir tespit edelim ve bu geliştirilebilir mi diye soracağım bir daha. Aslında uzun zamandır, yeni bir şey değil, uzun zamandır söylenen şey, ekonomik ilişkiler bakımından Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri potansiyelinin çok çok altında seyrediyor. 2018 ticaret hacmi rakamlarına baktığınızda 20 milyar dolar düzeyinde bir ticaret hacmi var ve bu ticaret dengeli. Aslında 2011 yılından bu yana 17-20 milyar dolar arasında seyreden bir ticaret hacminden bahsediyoruz. İki devlet zaman zaman, bunu en son 2011 yılında yapmışlardı, zaman zaman ekonomik ilişkileri canlandırmak için kolları sıvıyorlar, girişim başlatılıyor. Obama döneminde yapılmıştı ve bunun %35'lik bir ticaret hacmi artışı sağlanarak başarıya ulaşmıştı denilebilir. Şimdiki hedef çok daha büyük bir hedef tabii. Önce 75 milyar dolar, daha sonra 100 milyar dolara çıkarılan bir ticaret hedefi kondu. Ya bu kolay değil. Yani ticaret hacmini 5 katına çıkarmak kolay bir şey değil. Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross, odaklanıldığı takdirde birkaç yıl içerisinde ticaret hacminin 2 katına çıkarılacağını tahmin etti ki bu da iyi bir şey. Taraflar şu anda ciddi bir çalışma başlattılar. Çalışma grupları oluşturuldu. İş konseyleri oluşturulacak. Buna iş dünyasından da katılım sağlanacak zaman içerisinde. ABD Ticaret Bakanı'nın Türkiye'ye uzun bir ziyareti vardı yakın zamanda. Ve bunun artık eylem planının somutlaştırılması gerekiyor. Sektörlere odaklanılması gerekiyor. Yani bir miktarda bu odak sağlanırsa arttırılabilir. Her ne kadar hangi zor olsa. Hangi sektörler burada daha şanslı Türkiye açısından baktığımızda? Türkiye açısından baktığınızda sivil havacılık, otomotiv, otoparçaları, mücevher, mobilya, tekstil gibi sektörlere odaklanılıyor. Hı-hı. ABD tarafından baktığınız zaman havacılık, tıbbi malzeme, savunma, sağlık sektörü gibi, kimya sektörü, finans sektörü gibi konulara odaklanıyor taraflar. Amerikan tarafı bazı engellerin kaldırılmasını istiyor. Tabii bunun karşılığında Türkiye'nin de karşılaştığı ciddi engeller var. Nitekim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı kadarıyla Türkiye'nin ihracatının %40'ı Amerikan engelleriyle karşı karşıya. Bu engeller karşılıklı olarak bu odaklanma neticesinde düşürülürse muhakkak bir miktar ilerleme sağlanacak. Ama şu aşamadaki en önemli konu bu siyasi engellerin ortadan kaldırılması. Hı hı. Az önceki yayında da bahsetmiştim. Yani bu siyasi anlaşmazlık ve kriz nedeniyle bu 100 milyar dolarlık çalışma askıya alınmış gibi görünüyor. Peki şunu soracağım. Şimdi devletler arasında anlaşmazlık oluyor. Bu sorunların çözümü için işte komisyonlar kuruluyor ya da ikili görüşmeler yapılıyor. Her anlaşmazlık olan devlet arasındaki ticari anlaşmanın bu seviyede etkilenmediğini görüyoruz. Yani ticaret devam ediyor ama siyasi, işte diplomatik anlaşmazlıklar
çözülmeye çalışılıyor ya da var olan sorunlar devam ediyor. Ama Türkiye'ye gelince diplomasi, siyaset ticareti etkiliyor. Bunun sebebi nedir? Aslında etkilememesi gerekir. Evet. Öncelikle Amerikan yönetiminin uyguladığı politikalara bakacak olursak, bu yönetimin politikalarına bakacak olursak, siyasi anlaşmazlıklar karşılarında korumacı önlemlerle mücadele etmeye gayret ediyorlar. Nitekim bu çelik ve alüminyum gümrüklerinin ikinci defa arttırılması siyasi gerekçelerle alınmış bir karardı. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Ama bu 20 milyarlık ticaret hacminin azalması anlamına gelmiyor. Sadece daha da ileri atılma gidilmesi konusunda bir engel çıkıyor. Yani Amerika bunu silah olarak mı kullanıyor? Silah olarak kullandı. Yani gümrükler bağlamında alışkanlık haline getirdi ve de alışkanlık haline de getirdi. Ama mesela Türkiye-İsrail ilişkileri de çok zor bir dönemden geçti. Ama Türkiye-İsrail ticaret ilişkileri bundan olumsuz yönde etkilenmedi. İşte biraz önce sorumun sebebi yani oydu. Bir aslında rayına oturursa bu, evet, biraz destekle ilerleme sağlanabilirse bunun devamı gelecek. Zaten bir kar ilişkisi varsa, ekonomik olarak mantıklı adımlar atılacaksa iş insanları bunun yerini zaten dolduracak. Biraz da herhalde Kongre'nin bağımsız yapısından ileri geliyor. Yaptırım tehdidinin ortaya çıkması da ekonomik ilişkileri etkiliyor herhalde, değil mi? Muhakkak. Yani aslında toplamda bakarsanız şöyle bir mesele de var. Son 1,5 yıldır bilhassa Türkiye sürekli olarak Amerika'da yaptırımlara tabi olan bir ülke olarak gündeme geldiği sürece bunun görünmez bir maliyeti de var. Yani bu ülkeye, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen şirketleri ürküten bir hava da oluşmuş oluyor. Dolayısıyla siyasi ilişkilerin çözümlenmesi ve bu yaptırım gündeminin ortadan kalkması Türkiye'nin ekonomik çıkarları açısından da son derece önemlidir. Peki. Şimdi Amerika için Türkiye hep vazgeçilmez bir ortak, stratejik bir ortak olarak ileri gelmiştir. Ama bir taraftan da Türkiye'nin işte bulunduğu bölgenin jeopolitik sorunları nedeniyle karşı karşıya kaldığı sorunlar var. Şimdi Amerika açısından baktığımızda özellikle Amerika bölgedeki kendisine dost dediği unsurları arasında bir süzgeçten geçirme yapamıyor mu? Yani bunları Türkiye'ye karşı neden tercih ediyor? Çünkü Türkiye de önemli bir partner ama görüyoruz ki Türkiye'nin karşısına başka işte YPG, PYD gibi unsurlar çıkıyor. Politik mi davranmıyor yoksa bunu davranmaması gerekiyor Türkiye gibi bir ortağı dışlamamak için? Aslında bu konu yani ilk başladığı zaman iki ülkenin tehdit algılamalarının ve bölgedeki stratejik önceliklerin farklılaşmasından kaynaklandı. Bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki yapısal bir sorun aslında. Ve dolayısıyla ABD o anda kendi kısa vadeli, kısa dönemli ulusal çıkarları gereği YPG'yi kullanarak IŞİD'i bertaraf etmeye politikasını seçti. Bu politikaya da kolayca varmadılar aslında. Amerikan yönetimi içerisinde buna itiraz eden çok unsurlar, makamlar, birimler vardı. Bakın biraz önce Senatör Graham'in bu toplantıya girdiğini gördük. Senatör Graham bu politikaya en çok muhalefet eden senatörlerin başında geliyordu zamanında. Dolayısıyla bu geçici bir politika kendi açıklamalarına göre, Amerikan yönetiminin politikalarına göre geçici bir politika olarak öne çıkardılar. Ve Türkiye aslında uzun sürede bunu bekledi. 2 sene kadar beklemiş oldu ve artık sonuna gelindi. Dolayısıyla şu olay sürpriz değildi. Yani bu nokta geleceğini herkes biliyordu. Bence iyi yapılmayan hesap bunun için Kongre'nin iyi hazırlanmamasıydı. Kongre iyi hazırlanmadığı için bir tepki oluştu. Yaptırımlar kararı alındı vesaire ve krize dönüştü. Bunun daha iyi bir şekilde idare edilmesi, yönetilmesi durumunda buna erişilmeyebilirdi. Küresel bazda biraz daha ekonomi konuşacak olursak, küresel bazda özellikle Amerika ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı aslında Türkiye ve Türkiye gibi ülkeler açısından bir avantaja çevrilemez miydi? Mümkün. Aslında taraflar da bunu konuşuyorlar. Yani ticaret savaşı neticesinde Türkiye bundan bir menfaat sağlayabilir mi? Yani ihracatını arttırabilir mi? Mümkün. Yani sonuçta bir fırsat oluşuyor. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Buna bakmak mümkün. Ancak tabii bu Çin'in yerini doldurmak anlamına gelmeyecektir hiçbir şekilde. Her halükarda başka bir şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik ölçekte bir etkisi var.
ekonomiyi yavaşlatan, zorlayan bir etkisi var. Böyle bir şeyin devam etmesi durumunda bütün dünya olumsuz etkilenecek. Onu da göz ardı etmemeliyiz. Evet. Peki tabii şimdi yavaş yavaş kapatacağız. Son cümlelerinizi de soracağım. Ama her şey dönüp dolaşıp ikili ilişkilere ve sorunlara odaklanıyor ekonomi alanında da. O açıdan bugünkü görüşmeden ne beklemek gerekiyor? Son bir görüşünüzü alalım. Yani beklentileri çok fazla yükseltmemek gerekir. Hı hı. Çünkü sorunlar çok ciddi. Çok sayıda sorun var. Uzun yıllardır bu sorunlar çözümsüz bırakılmış. Ama önemli bir şey daha var. En azından bu iki lider nezdinde ilişkileri tekrar iyi bir noktaya getirme konusunda bir siyasi irade de önümüze konmuş durumda. Bakın dün akşam Beyaz Saray yetkililerin bir açıklaması oldu. Ve açıklamada şuydu. Türk-Amerikan İttifakı 70 yıla dayanan bir ittifaktır. Bundan kolay kolay vazgeçilmeyecektir. Dolayısıyla Amerikan yönetimi iletişimden yanadır ve bu ziyarette bu iletişimin en önemli parçasıdır. Eğer bu sorunlar tek tek çözümlenebilirse bu iletişim sayesinde, o zaman ilişkileri tekrar rayına oturmaya doğru, her şey çözümlenmeyebilir ama rayına oturtmaya doğru mesafe alınabilir. Unutmayalım. Türkiye ile Amerika arasındaki iyi ilişkiler her iki ülkenin ulusal çıkarları açısından önemlidir. Bunu bence herkes biliyor. Kongrede ciddi bir tepki var bunun yanında. Bu tepkinin bir şekilde dizginlenmesi, önünün alınması gerekiyor. Aslında diplomatların çok kullandığı güzel bir cümle var. Ülkeler dost ve düşman olmaz, sadece çıkarları konuşur diye. O açıdan karşılıklı al-ver iki tarafın da çıkarını olabilecek konularda ortak bir uzlaşı sağlanması iki taraf için de olumlu sonuç olarak değerlendirilecektir. Dediğimiz gibi Barış Ornarlı'ya çok teşekkür ediyoruz. TÜSİAD Washington temsilcisi belki son dönemin en önemli toplantılarından birisiydi. Trump-Erdoğan görüşmesi ki şu anda görüyorum iki liderin konuşma yapacakları kürsüler hazır. 75 dakika iki lider baş başa görüştü. Toplantıdan sızan bilgileri sizlere aktardık. Bu toplantıya katılan cumhuriyetçi senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular sordular. Ve kafalarındaki o sorularla ilgili Türk tarafının yanıtlarını aldılar ki burada Trump'ın özellikle Kongre ile kopan ilişkilerde Türkiye ile Kongre arasında bir köprü yaratmak istemesi de olumlu olarak basında değerlendirilen konular arasında geliyor diyebiliriz. VOA Türkçe'nin hazırladığı, Amerika'nın sesinin hazırladığı, deneyimli haber kadrosuyla birlikte hazırladığımız bu programımızın da sonuna geliyoruz. Yayınlarımızı amerikaninsesi.com internet adresinden ve Facebook adreslerimizden, Twitter adresimizden, aynı zamanda Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Ben Serdar Cebe, herkese iyi akşamlar diliyorum.